Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Türkiye'ye çok büyük bir müjde geldi. Değerli takipçilerimiz, Pervadi'den petrol müjdesi alındı. Sondaj çalışmaları derhal başladı. Güneydoğu'nun dağlarından petrol müjdeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato dağlarından sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında da petrol arama çalışmaları başlatıldı. Şırnak'ın Gabar, Cudi bölgelerindeki petrolün çıkarılmasının ardından bir heyecanlandıran haber de Siirt'ten geldi. Terörden temizlenenler Şırnak-Van üçgenindeki Pervani'nin kırsal alanında bir süre önce keşfedilen petrol rezervin çıkartılması için kuyuda sondaj çalışmasına başlandı. Haziran ayında sondaj çalışmaları başlarken söz konusu kuyuda da yüksek bir rezervin ve kaliteli petrolün olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki petrol dahil yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğuna dikkat çekilen Siirt valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Siirt'in Pervari ilçesindeki Çatköy 1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldığını söyledi. Vali Hacı Bektaşoğlu, Haziran ayında start verilen arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgularken, Gabar, Cudi ve Kato'dan sonra Pervadi'den de müjdeli bir haberin gelmesini beklediğini söyledi. Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal, bir süre önce Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemelerde bulundu. Çatköy 1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmaları ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilisi Ahmet Kılıçarslan'dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Aktan, inşallah burada da petrol bulunduğunda ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum, dedi.